Hoş geldiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Nesefî'nin Medarikü't-Tenzil isimli tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakalım bugünkü dersler nasıl, ağır mı, zor mu, değil mi? Neredeydik? İsrailoğullarıyla alakalı ayetleri okuyorduk, değil mi? Onların yaptığı yanlışlıkları vesaireyi, tabii ki Hazreti Adem Aleyhisselam, yani onun Havva ile beraber, hanımıyla beraber inişi. Evet, şimdi de İsrailoğullarına hitap veya bütün insanlığa buralar. Evvela Kur'an-ı Kerim ayetini okuyalım. İki ayet, 41. ve 42. ayet burada. وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Ey ehli kitap! Sizinkileri tasdik ederek indirdiğim şu Kur'an'a iman edin. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Onu ilk inkar eden insanlardan olmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ve çok az bir para karşılığı ayetlerimizi satmayın. وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ Ve benden takva içinde olun. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hak ve batılı birbirine karıştırmayın. Hepimiz için geçerli. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hakkı da gizlemeyin. Halbuki biliyorsunuz siz hakkın ne olduğunu. Yani Hazreti Kur'an'ın Hazreti Muhammed'e ineceğini biliyorsunuz. Bakalım şimdi tefsirde ne buyuruyor? 41. ayet evvela. وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ Yani el-Kur'ane. Yani indirdiğim Kur'an'a iman edin. مُصَدِّقًا Yani bu tasdik ederek indirmişim. حَالٌ مُؤَكَّدٌ مِنَ الْهَاءِ الْمَحْسُوفَةِ Bu da çok önemli. Yani enzelt, كَأَنَّهُ قِيلْ اَنْزَلْتَهُ مُصَدِّقًا Yani biz o Kur'an'ı sizin elinizdeki hakikatları, kitap, Kur'an, Tevrat ve İncil'i tasdik ederek, tasdik etmek için göndermişiz. لِمَا مَعَكُمْ مِنَ التَّوْرَاتِ Ki burada Yahudiler birinci derecede muhatap. Sizin yanınızda olan Tevrat'ı tasdik edici olarak göndermişiz. Hangi konuda? Bak dört meselede. Daha doğrusu dört ana maksatta. Yani فِي الْعِبَادَةِ وَالْتَوْحِيدِ وَالْنُبُوَّةِ وَاَمْرِ مُحَمَّدٍ aleyhisselam. Dediği zaman olsaydı ne derdi? فِي التَّوْحِيدِ وَالْنُبُوَّةِ وَالْحَشْرِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعَدَالَةِ Dört ana maksat. İbadetle adalet beraber. Hocam ki diyorlar ki adalet de burada kasıt ibadettir. Çünkü adalet... Onu nenem de söylüyordu. Öyle mi? Allah rahmet etsin ama vefat etti 110 yaşında. Yani ayrı. O çok geniş anlamda bu. Yani mühim olan esas ana maksat tevhid, nübüvvet, haşir ve adaletle ibadet. İkisi birlikte. Adalet derken burada hukuku kastediyoruz. Yoksa adalet derken her şey adaletin içine girer. Evet. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Ona yani Kur'an'a ilk inkar eden olmayın. Ey اَوَّلَ مَنْ كَفَرَ بِهِ İlk küfreden. اَوَّلَ حِزْبٍ İlk küfreden grup olmayın. Yani. اَوْ فَوْجٍ كَافِرٍ بِهِ Yani onu inkar eden grup olmayın. Aynen. وَلَا يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Yani sizden her biri onu ilk inkar eden olmasın. Hepsi aynı mana. وَهَذَا بُوْ تَعْرِيدٌ Dil uzatmadır. Gizli bir dil uzatma, iğneleme. Biliyorsun tarih sanattır, edebi bir sanat. بِأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ اَنْ يَكُونُ اَوَّلَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ Yahudilerin ilk ona iman edenler olması gerekirdi yani. Çünkü kitaplarında yazıyor. لِمَارِفَتِهِمْ بِهِ وَبِصِفَتِهِ Onu ve özelliklerini bildikleri için. وَالْضَمِيرُ فِي بِهِ يَعُودُ اِلَى الْقُرْآنِ Kur'an'a dönüyor. Yani Kur'an'ı biliyorlar. Kur'an'ı inkar ediyorlar. وَلَا تَشْتَرُوا Yani تَسْتَبْدِلُوا Değiştirmeyin. Yani satmayın manasında burada. بِآيَاتِ Ayetlerimi بِتَغْيِيرِهَا وَتَحْرِيفِهَا Onları değiştirerek, bozarak. سَمَنًا قَلِيلًا Küçük bir para karşılığı. Niye? Birkaç şey. Bir, yani kendileri haddin olarak devam ediyor. İşte hahamlar falan liderliği koruyorlar. Yani semeni kalil açıklayacak şimdi. Kalel Hasan,
İmam-ı Hasan-ı Basri diyor, huve dünya bi hadafiriha. Bütün yani ayrıntılarıyla beraber dünya. Hadafir aslında tırnaklarıyla birlikte bütün dünya yani her şeyi. Hani Yahudiler biliyorsun aman Muhammed'e iman edersek elimizden her şey gider diyorlar. Ve kile bir rivayete göre de bu da önemli. Huve riyasetü leti kânet lehum fî kavmihim. Milletleri içindeki reislikleri hani haham vesaire. Khafu aleyha el fevate levitte be'u Resulallah. Resulullah'a uyarlarsa bu reislikleri elden gider diye korkmuşlar. Ahmaklar. Ve iyyâye fettekûn. Benden korkun. Fekâfûni. Benden korkun. Ferhebûni. Aynı şekilde. Fettekûni. Hepsi de bilyâi fil hâleyn. Her iki durumda da. Hâleyn dediği yani nedir? Geçiş sırasında da vasıl şeyde de. Yani durma sırasında da yani. Geçiş sırasında da mesela fettekûni ya ulil elbab yani olabilir yani. O ye okunabilir de okunmayabilir de. Hocam iyyanın burada manası ne? Bana, benden korkun. İyyâye, iyyâke aynı. Ve kezâlike kullu ya'in mahzûfetin fil hat. Yani aynı şekildedir. Bütün yazılışta hasfedilen ye'ler Yakup. Yakup aleyhisselam değil bu. Yedi kurradan biri. Karıştırmayın. Oğlum bari çok yani şey gibi, formül gibi yazmış kitabı. Sanki biz ezbere biliyoruz hepsini. Beçaralar biz. Ya beçara derken kendimizi kastediyorum. Gelelim diğer ayete. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakla batılı karıştırmayın. لَبْسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ خَلْتُهُ Yani karıştırmak. وَالْبَاءُ اِنْ كَانَتْ صِلَةً Hangi be? Ha, o be var ya be. Eğer bir bağsa ötekine bağlıyorsa مِسْلُهَا فِي قَوْلِكَ Tıpkı şu şey gibi. لَبَسْتُ شَيْيَ بِالْشَيْءِ Bir şeyi bir şeyle karıştırdım. Yani halat duhubihi yani karıştırdım. Kânel mâna ve lâ tektubu fit tevrati mâ leyse minhâ. Mâna bir nevi bu. Tevrat'ın içinde ondan olmayanı yazmayın. Yazmışlar, tahrif etmişler. Feyehtalita o zaman karışır. El hakkul munzelu bil batili illezî ketebtum. Allah tarafından indirilen hak ile yazdığınız batıl karışır. Hatta lâ yümeyyeze beyne hakkihâ ve batilikum. Sizin batıl olan ilavelerinizle hak olan ayetler temyiz edilemez. Ve imkânet bâ el isti'âne. Bak bâ-i vasıl olursa, sıla b'si olursa mana bu. Ulan ne kadar. Ya 21 tane manası var b'nin. Eğer diyor isti'âne manasında olursa, kelletifi kavlike, tıpkı şu söz gibi isti'ânedir bu. Ketettü bil kalem, kalemle yazdım. Yani kalemin yardımıyla. Kâne el-mâna, mâna şu olur. وَلَا تَجْعَلُوا الْحَقَّ مُلْتَبِسًا مُشْتَبِهًا بِبَاطِلِكُمُ الَّذ۪ي تَكْتُبُونَهُ Yani hakkı yazdığınız batıla benzeyecek şekilde karıştırmayın. Evet. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ Ayrıca hakkı da gizlemeyin. Orada la sanki başında varmış gibi. هُوَ مَزْزُومٌ Anlatabildim. Cezmedilmiş. Dâhilun tahta hükmin nehi. Aynen yukarıdaki yasağın hükmüne dahil. Hakkı da gizlemeyin. Ve lâ tektumû manasına. Ev mansubun bi idmâri en veyahut da en var başında. O gizlenmiş şekilde mansub. Vel vavu oradaki vav o zaman bi manel cem'i. Yani ikisini birleştirmeyin. Hem karıştırıp hem de hakkı gizlemeyin. Ey ve la tecmeu beyne lepsil hakki bil batili ve kitmanil hakki. Hem batılla hakkı karıştırıp hem de hakkı gizlemeyin. Kekavlike. La te'kulis semeke ve teşrebel lebene. Hem süt içerek hem de balık yemeyin. Balığı diyor süt içerek. Allah Allah. Bizde de ayran içilmez ya. Demek Araplarda da var yani. Leben dediği burada Allah-u Alem ayranı kastediyor. İlla bizim süt manasına değil yani. Ama o da olabilir. وَهُمَا bunlar اَمْرَانِ مُتَمَيِّزَانِ Birbirinden ayrı şeyler. لِأَنَّ لَبْسَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ Hakkı batıla karıştırmak. مَا ذَكَانَا مِنْ كَتْبِهِمْ فِي التَّوْرَاتِ مَا لَيْسَ مِنْهَا Tevrat'ın içine Tevrat'tan olmayanları yazmak. وَكِتْمَانَهُمُ الْحَقَّ اَنْ يَقُولُوا
hakkı gizlemeleri de şu demek. Ayrı ayrı şeyler bunlar. La necidu fit tevrati sıfate Muhammedin. Muhammed'in özelliklerini Tevrat'ta bulamıyoruz. Ev hükme keda. Veya böyle bir hüküm göremiyoruz. Ve entum ta'lemun. Bilerek yapıyorsunuz. Fi hali ilmikum. Bildiğiniz halde. Ennekum labisune katimun. Siz hem karıştırdığınızı hem de gizlediğinizi bile bile. Ve huve ekbahu lehum. Böyle bir durum daha çirkinsiz onlara. Lennel cehle bil kabih rubema uzira mürtekibuhu. Çünkü çirkin bir şeyi bilmemek o çirkin şeyi işleyene belki özür teşkil edebilir. Gelelim diğer üç ayete. 43. 44. ve 45. ayetler. Önce ayeti okuyalım beraber. Ve akimus salate ve atuz zekate ve rkeu ma'ar rakiin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı tam verin. Rükua gidenlerle beraber rükua gidin. Açıklayacak ne demek bu rükû? Ete'murûnennâse bil birri. İnsanlara iyilikle emredip de ve tensevne enfusekum. Kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Ve entum tetlûnel kitâb. Halbuki siz elinizde kitabı da okuyorsunuz. Efelâ te'akilûn. Akıl erdiremiyor musunuz hala? Ve esta'inû bis sabri ve salâh. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Demek ki sıkıntıya girdiğimiz zaman bunu yapmamız lazım. Hepimiz için geçerli bu. Ve innehâ lekebîratun illâ alel hâşi'in. Yani namaz kılmak, sabır göstermek. Burada innehâ zannediyorum doğrudan namaza gidiyor. Veya yani ikisini cem de olabilir. Ancak Allah'a yakaranlar, ona teslim olanlar dışında çok ağır gelir. Hakikaten öyle. Bazen bize de ağır geliyor. Nefis işte ya. Namaz ve sabır veya namaz buradaki. Gelecek tefsir, onun için acele etmeyelim açıklamayı. Evet, evvela ve akimu salate ve atuz zekate. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı da tam verin. Ey salatel muslimine ve zekatehu. Müslümanların namazı gibi namaz kılın. Onların zekatı gibi zekat verin. Varka'u ma'ar raki'i. Ve rükâ gidenlerle beraber rükâ giden. Minhum, yani aynen Müslümanlar gibi. Lennel Yahude, çünkü Yahudiler la rükû'a fî salâti. Namazlarında rükû yokmuş. Ey eslimu, Müslüman olun. Ve amelû amel ehli İslam. Yani Müslümanlar gibi amel edin. Şöyle de olabilir. Ve cezâ en yurâde bir rükû es salât. Rükûla namaz da kastedilmiş olabilir. Çünkü o zaman mecaz olur. Cüz'ünü zikredip küllünü yani kastetme. Kema yu'abberu anha bis sucud. Nasıl ki namaz de, namazdan sucudla da tabir ediliyor. Veya şöyle de olabilir. Ve en yekunu emren bis salati ma'al musallin. Yani namaz kılanlarla beraber. Cemaat yani. Beraber namaz kılın. Yani fil cema'a bak. Ey salluha ma'al musallin la munferidin. Tek başına değil de cemaatle kılın. Namaz kılanlarla beraber. Hepsi de manaya uygun. Gelelim ikinci ayete. 44. ayet. Vel hemzetu fi et'amurunennase. İnsanlara emir mi ediyorsunuz? Littakrivi, hem meseleyi tespit etmek hem de ma tevbih, azarlamak. Ulan hala burada mı duruyorsun diyoruz ya biz. Yani kullanıyoruz bunu. Bir emir veriyorsun, git şunu getir, bekliyor. Ulan hala duruyor musun diyoruz. Bu ulan işte hakaret için olan ulan. Bizim cahiller yanlış anlamasın. Ama bizim hürmet için dediklerimiz bundan farklı. Ma'tevi azarlama ve teaccubi min halim. Onların haline şaşkınlık içinde. Ulan hala emir mi ediyorsunuz? Birbiri iyilikle. Ey sa'atil hayri vel maruf. Maruf ve hayrın bolluğu demek. Bir. Ve minhu el ber. Ber de o. Ber. Hani şey var ya nedir? El berru vel bahs. Kara çok bol ya. Lisaati çok geniş olduğu için. Ve yetenavelu kulle hayrin. Her hayırlı şeyi içine alır bu bir. Ve minhu kavluhum. Araplar derler. Sadakte ve bererte. Doğru söyledin ve iyilik ettin. Ve kenel ehbar. Hahamlar. Ye'murune men nasahuhu fis sirri min ekaribihim ve gayrihim ittibai Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gizli gizli kendi akrabalarına ve başkalarına nasihat ettikleri zaman Hazreti Muhammed'e uymalarını emrediyorlarmış.
Ama velayet tebiûne. Kendileri uymuyor. Ve kîle bir görüşe göre de kânû ye'murûne bis sadaka ve lâ yetesaddakûn. Sadakayı emrediyor ama kendileri sadaka vermiyor. Ve izâ ütû bis sadakâti lüferrikûhâ. Allah Allah. Yani dağıtmaları için sadakalar kendilerine verildiğinde kânû fiyâ. Hıyanet ederlermiş. Kendileri yiyor yani. Tıpkı devlet malını yiyen bürokratlar gibi. Hiç farkı yok. Onlar da Yahudilerin bu özelliğine benziyorlar yani. وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Yani insanlara iyilikle emredip nasıl kendi nefsinizi unutuyorsunuz? وَتَتْرُكُونَا مِنَ الْبِرِّ كَالْمَنْسِيَاتِ Unutulmuşlar grubunda nefsinizi terk ediyorsunuz. وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ Bu da tebkitün, azarlamadır. Yani siz kitabı okumanıza rağmen, yani Tevrat'ı. Ey tetlûnet Tevrat'a. Tevrat'ı okuyorsunuz. Ve fîhâ na'tu Muhammedin aleyhisselam. Peygamber Hazreti Muhammed'in övgüleri var onda. Ev fîhâ veya Tevrat'ta var. El va'îdu alel hıyâneti ve terkil birri. Hainlik ve iyiliği terk etmek aleyhinde va'îd var, tehdit. Ve muhalefetil kavli el amel. Sözün amele aykırı olması konusunda da tehdit var. Efela ta'kilûn. Hala aklınız başınıza gelmiyor mu? Mükemmel. Efele teftanune idrak edemiyor musunuz? Likubhi ma akdemtum aleyh yaptığınız çirkinlikleri, yaptığınız şeylerin çirkinliğini hatta yasuddakum istikbahuhu ta ki onun çirkinliği sizi alıkoysun an irtikabi o çirkin şeyi yapmaktan. Ve huve tevbihun azim. Büyük bir azarlamadır. Güzel değil mi? Hak ettin mi bir yudum çayı? Hocam istifham inkarı ile takrir için olması arasında fark var mı bu şey? Şöyle, yani istifham aynı manalar, yakın manalar. Yani bu da istifham-ı inkarinin grubunda. Yani niye yani kendiniz insanlara emredip kendinizi unutuyorsunuz? Yapmayın böyle. Ama burada tam istifham-ı inkarı diyemeyiz çünkü insanlara emir hoş bir şey yani. Bunu inkar etmeyin, yani emretmeyin denilmez. Yani burada en güzeli yani azarlama ile beraber takrir, bir meseleyi tespit yani. Biraz daha farklı. 45. ayet. وَاسْتَعِينُوا عَلَى حَوَائِجِكُمْ اِلَى اللّٰهِ Allah'a olan ihtiyaçlarınızla yardım dileyin. بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ Namaz ve sabırla. اَيْ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا İkisini de yaparak. Değil mi? وَاَنْ تُصَلُّوا صَابِر۪ينَ عَلَى تَكَالِيفِ الصَّلَاتِ Namazın zorluklarına sabrederek namaz kılın. مُحْتَمِل۪ينَ لِمَشَاقِيَا Bir kısım zorluklarına tahammül edin. مُحْتَمِل۪ينَ demiş ama mütehammil۪ينَ olması lazım. Sizde nasıl? Bizde de muhtemil۪ينَ. Yanlış bu. Evet. O kadar da Arapça biliyoruz hocamız. Sen yanlış yazmışsın bunu. Seninki nasıl hoca? Aynı. Yanlış. مُتَحَمِّل۪ينَ لِمَشَاقِّهَا olması lazım. وَمَا Bakalım burada nasıl? Hazreti Mullah bu nasıl yapmış? Allah rahmet eylesin diyelim. Tamam. Yani el-cema'a. Tamam mı kardeş? Ulan bu da öyle yazmış yani. مُتَحَمِّل۪ينَ olmaz yani. Benim şahsi kanaatim o. Evet, yok. Altta da açıklamamız zaten bizim ikili. Neyse, benim şahsi kanaatim mütehammiline yani, o doğru. Şimdi, dolayısıyla وَمَا يَجِبُ فِيهَا مِنْ اِخْلَاسِ الْقَلْبِ Sadece namazın zorlukları değil. Yani kalbin ihlaslı olması yani namazda. وَدَفْعِ الْوَسَابِسِ الشَّيْتَانِيَ Şeytani vesveseleri bertaraf etme. وَالْهَوَاجِسِ النَّفْسَانِيَ Nefsin fısıldaşmalarını. وَمُرَاعَاتِ الْاَدَبِ وَالْخُشُوْ Saygınlık ve edep kaidelerine uyma. وَاسْتِحْتَارِ الْعِلْمِ Ve şunu bildiğini zihne getirme. بِأَنَّهُ اِنْتِصَابٌ Namaz dikilmedir, dik durmadır. بَيْنَ يَدَيْ جَبَّارِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin kahhar-ı hakimi olan Allah'ın huzurunda. Yani ayakta durmadır veya işte duruştur. Ev veya şu manada olabilir. وَاسْتَعِينُوا عَلَى الْبَلَايَا وَالنَّوَائِبِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ عَلَيْهَا Yani belalar ve musibetlere yani sabırla değil mi? Şey yapın yani yardım dileyin yani.
وَالْاِلْتِجَا اِلَى الصَّلَاتِ عِنْدَ وُكُعِهَا O belalar geldiğinde namaza sığının. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ Bir şey Resulullah rahatsız ettiği zaman orada feraga olacak. فَزَعَ مِنْ Yok فَزَعَ فَزَعَ اِلَى الصَّلَاتِ Hemen namaza giderdi. Bir şey Nevaib belalar. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم kardeşi Kussem'in vefat ettiği haberi verildi. وهو في سفر yolculuktaydı. فاسترجع وصلى ركعتين hemen dönüp iki rekat namaz kıldı. ثم قال sonra buyurdu واستعينوا بالصبر والصلاة yani bu da yani böyle belalara karşı sabır ve salatla yardım dileyin Allah'tan. Dayanamazsanız. Vekile bir görüşe göre es-sabru es-savmu oruç demektir. Sabır. Li'ennehu habsun anil muftirat. Çünkü orucu bozan şeylerden nefsini tutma. Ve minhu kile li şehri Ramazan. Bu sebeple Ramazan ayına demişler şehrus sabri, sabır ayı. Vekile bir görüşe göre es-salat. Salattan kasıt et-dua. Duadır yani. Ey isti'inu alel belaya bis-sabri vel-iltica'i ile-dua'i. Sabırla ve duaya sığınarak vel ibtihali ilallahi fi def'ihi ve o belayı def etmen konusunda Allah'a yalvararak ibtihal ve inneha eddamir lissalat ev lilisti'ane ikisine de yani bak ben namaz dedim ama isti'ane de olabiliyormuş yani o yardım dileme lekebiratun zordur leşakkatun sakile ağır ve zordur min kavlike kebura aleyya hadal emr. Bu iş bana ağır geldi. Araplar böyle kullanıyor. İlla alel kâşeyn. Allah'a saygın bir şekilde kendini verenler hariç. Li'ennehum çünkü bunlar yetevekkaûne meddukhira lissabirine alâ meta'ibihâ. Yani bu zorluklara karşı sabredenlere depolanan değil mi? Mükafatları bekliyorlar. Fe tehvenu aleyhim. Onlara kolay geliyor namaz. Ela tera ila kavlihi. Şu ayeti görmez misin? İkinci ayete havale etti. Değil mi? Bir diğer ayete. 46. ayete. Okuyalım değil mi bunu da? Ne zararı var? Yani epeyce vaktimiz de var yani. Değil mi? Ve inneha. Ve inneha dediği damir yani namaza gidiyor. Veya istiane. Yardım dileme. İstiyane. İstihane sabır yardım. Mı kalitim oluyor? Ulan dedi ya, فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ yani dedi. Sabığa gitmiyor yani. Hayır, hayır, hayır. İstihane, yardım dilemeye. İstihane şey ya, müennes ya. O ki sen itiraz ettin, ben de çay içeceğim. 46. ayete geldik. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Yani o خَاشِعِينَ Değil mi? Yani saygınlık içinde Allah'a yönelenler, haşi'im, korkanlar demek. Ama bu saygınlık manası daha güzel. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Bunlar öyle kişilerdir ki mutlaka Rabbilerine kavuşacaklarını bilirler. اَيْ يَتَوَكَّعُونَ Beklerler. لِقَاءَ سَوَابِهِ وَنَيْلَ مَا عِنْدَهُ Onun vereceği sevaba kavuşmayı ve onun yanındaki nimetlere ulaşmayı. وَيَتْمَعُونَ فِي Bunda tamahkarlık ederler. Yani onu arzularlar. وَفُسِّرَ بِيَظُنُّونَ يَظُنُّونَ بِيَتَقَيَّنُونَ Allah Allah. يَظُنُّونَ kelimesi يَتَوَكَّعُونَ değil de يَتَيَقَّنُونَ kesin bilirler ki diye de tefsir edilmiş. Neden? لِكِرَاتِ Abdullah. Bu Abdullah kim? Ben bilmedim. Bir bakalım. Bu isim çünkü iyi öğrenelim. Abdullah İbni Abbas mı acaba? Yoksa başkaları mı? İyi bakalım. Li kıraati Abdullah İbni Mesud. Bak. Aşağıda var mı ki o? Yok. Bizde yazıyor. Sizde yazıyor. Sizin nüsha benimkinden iyi mi yani? Vay canım benim. İyi, iyi, güzel. Fark etmez. Benimki de bazen sizinkinden iyi. Sizin şu an en meşhur Darül Kesir hocam bir şey. Öyle mi? Darül İbni Kesir mi bu? Yok. Farklı bir şey. Dar-ı Tahkik ilk kitap. Olsun canım. Önemli değil. Ama mütehemmiline ikisinde de yanlıştı değil mi?
Osmanlı baskısına bakmak lazım. Neyse. Ey siz kazandınız. Çünkü Abdullah İbni Mesud ya'lemune şeklinde okumuş. Ey ya'lemune ennehu la budde min liqa'il ceza. Onlar bilir ki mutlaka mükafata kavuşacaklar. Fe ya'lemune ala hasabi zalike. Buna göre biliyor. Fe ya'melune. Buna göre amel ediyorlar. Ve emma men lem yuqin bil ceza. Mükafata kesin iman etmeyen ve lem yarcu es sevabe. Sevabı ümit etmeyen kânet aleyhi meşakkaten halisatan. Yani o zaman namazda, sabırda ona çok ağır. Vel huşu huşu el ihbat. Saygınlık. Kendini verme. Ve tatamün. Tam yani. Bizde şöyle geçiyorum. Vel huşu vel ihbat et tatamün. Hayır. Doğrusu olan benimki işte bak. Şey yapın onu. Değiştirin. Nüshayı. Yok, doğru olan bu. El ihbat ve tatamün. Çünkü bu huşu açıklıyor. Saygınlık, teslim olma. Hatırlıyor musunuz? Bir ayet-i kerime var. Ahbete. Bu ayeti hatırladınız mı? Ulan hafızlık. Öldürdün gitti bizi. Neyse boş ver. Saygılık mı yok hocam? Tabii. Yani yönelmek, Allah'a yönelmek, Allah'a dayanmak. Saygıyla ona güvenmek. Vettatamın. O da aynı mana. Ve emmel hudu. Hudu ise huşu korkmak yani ihbat. Aynı manalar. Neymiş? Hocam bulamadım da. Neyse. İhbata bir bak bakalım. Allah'a dönmek. Ve emmel hudu. Hudu ise o da inkiyat, uymak, itaat etmek. Evet. Yutma enne de diyor hocam. Habetel meken, yutma enne. İşte aynı yani. Mutmain olmak, emin olmak, tam güvenmek. O manada yani. Habete var yani. Benim şey telefon olsaydı o akıllı. Sizinkiler yarım akıllı. Hadi bakalım. Ve emmel hudu fellinu vel inkiyadu. Ve fussirel liqa'u bir rü'ye. Bu Rabbilerine kavuşacaklarını bilirler. O ifade Allah'ı görmekle de tefsir edilmiş. Rüyetullah'la. Ve mülâku Rabbim ve Rabbilerine olacaklarını yani bi şöyle tefsir edilmiş. Muayyinuhu bilâ keyfin. Allah'ı bir keyfiyet olmadan göreceklerini. Ve ennehum ileyhi râciûn. Ayrıca Allah'a kesin dönüş yapacaklarını bilirler. La yemliku emrahum fil ahireti ehadun siva. Allah'tan başka kimse ahirette onların meselelerine hakim olamaz. Sahip olamaz. Ben bir ayet daha okuyalım derim. Değil mi? Bu sayfayı bitirelim yani. 47, 48 de var. Ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları, utkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Size ihsan ettiğim nimetleri hatırlayın. Ettekriru litte'kid. Yukarıda da vardı ya. Yani tekid için tekrar ediyor, hatırlayın diye. Ve enni faddaltukum, bir de ben sizi üstün kıldığımı hatırlayın. Nasbun atfun ala nimeti. Nimetimin üzerine atfı beyandır. Onun için mansuptur. Ey yani üskuru nimeti ve taftili. Hem verdiğim nimetleri hem de başka milletlere üstün kıldığımı hatırlayın. Alel alemin, bütün alemlere. Yani burada alemlerden kasıt alel cemmil gafiri minen nas. İnsanların çoğuna demek. Yukal bu manada söylenilir. Ra'ytu alemen minen nas. Yani insanlardan çok kimseyi gördüm. Bu da çok önemli bir kalıp. Yani bütün alemler değil. Anladın mı? Bir çoğunluk. Vel muradu el kesretu. Kasıt çokluk demek. Ve 48. ayet. Bununla bitiriyoruz. وَاتَّقُوا يَوْمًا öyle bir günden sakının, korkun. يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet günü. وَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ مَفْعُولُ بِهِدِرْ لَا ظَرْفٌ zarf değildir. Öyle bir gün ki لَا تَزِّي نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ عَنْ نَفْسٍ كَافِرَةٍ شَيْئًا İnkarcı bir nefisten mümin olan bir nefis hiçbir şeyi gideremez. Yani karşılığını veremez yani. Anlatabildim mi? Ya ben onun yerine borcunu vereyim. Öyle bir şey olmaz. Ey la takti anha şeyen. Hiçbir şeyi çeviremez. Nefi minel hukuk illeti lezimetha. O kafir nefsin başına patlayan haklardan hiçbirini ödeyemez yani.
Ve şey'en mef'ulün bih, mef'ulü bih, ev mastarun veya mastar. Mastar olursa mef'ulü mutlak olur o zaman. Ey kalilen minel ceza. Az bir cezayı bile karşılayamaz yani. Vel cümletu, bu cümle yani la tezzi nefsün mansubetul mehalli, mehallen mansuptur, sıfatun li yevme. Yevmenin sıfatıdır. Böyle bir günden korkun yani. Bir nefsin diğer nefse hiçbir faydası olmayacağı günden korkun. Vel aydu minha ilel mevsuf. Peki mevsufa dönen ait zamiri nerede? Mahzufun takdiruhu. Takdiri şöyledir, hasfedilmiştir. La tezifi, o günde yani. O he yevme dönüyor. Ve la yukbelu minha şefaatun. Asla şefaat de kabul edilmez o yani şeylere karşı, nefisten demek. Hiçbir nefisten yani bir aracılık da kabul edilmez. Ve la torpil, yok yani. Bazı kendini bilmezler, şefaati torpil diye manalandırıyorlar. Doğru değil bu. Yani şefaat haktır ama torpil yasaktır yani. Bu şefaat ancak şefaat hakkı olan insanların Allah'a duasıdır. Ve la tukbelu, kabul de edilmez. Bittai, te ile okunacak ama bizde ve la yukbelu, öyle değil mi? Çok enteresan. Mekki ve Basri. Yani bunun ikisi böyle okumuş. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Yani kıraatler. Ve damiru fi minha. Minhadaki zamir yerci'u ile nefsil mu'mine. Yani mümin bir insanın yapacağı aracılık, şefaat de kabul edilmez. La tukbelu minha şefaatun lil kafire. Mümin bir insanın kafiri olan şefaati de kabul edilmez. Ve kile, bir görüşe göre kânetil yehudu tez'umu. Yahudiler iddia ediyormuş ki enne abâhumul enbiyâe, yani peygamber olan babaları, dedeleri, yeşfaûne lehum feü'isû, kendilerine şefaat edileceğini, edeceklerini, böylece onlar ümitsiz hale geldiler. Bir dakika, ne demek ü'isû, doğru mu okuduk, yanlış mı okuduk, anladın? Bunlar önemli şeyler. Tamam. Mekki Basri dediği biliyorsunuz. İbn Kesir el-Mekki, Ebu Amr el-Masri. Tamam. Üyisu. Yani böyle bunu duyunca ümitsizleştiler. Öyle mi? Üyisu'nun var mı izahı sizin dipte? Evet, evet. Şey, normalde tam tersi anlaşılıyor değil mi hocam? Hani ümitsizliğe kapıldılar ama ümitli oldular. Hayır, bu ayet gelince. Bu sebeple tabii. Tamam. Ve huve ke kavli, tıpkı şu ayet gibi, fema tenfa'uhum şefaatü'ş şafi'in. Şefaat edenlerin şefaati onlara fayda vermez. Ve teşebbüsül mu'tezileti bil ayeti, bak. Mu'tezile ayet, yani şimdi de İslamoğlu ve benzeri kafasızlar. Ayeti delil göstererek mu'tezile teşebbüs etmiş. Neye? Fi nefi'ş şefaati lil usati merdudun. Yani günahkar ümmeti Muhammed'e Resulullah'ın şefaat edeceğini inkar etmeleri merdudu. Reddedilmiştir ehli sünnet tarafından. Lennel menfiye şefaatül kefari. Reddedilen gavurların şefaati. Gavurlara şefaat mümkün değil. Yani vakat kâle aleyhisselam, peygamberimiz buyurmuş, şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Ya, yani ümmetimden büyük günah işleyenlere benim şefaatim olacak. Men kezzebe biha lem yenelha. Kim şefaati inkar ederse o şefaate kavuşmaz. Anladın değil mi? Mesele gayet açık. Vay be. Ve la yu'khadu minha adlun. Yani o fidye de alınmaz onlardan. Fidye veriyorlar ya dünyada esirlere kurtarmak için. Li'enneha muadiletun lil mefti. Yani bu da fidye verilene eştir yani. Eş ne demek, ben burayı anlayamadım. Anladınız mı? Yok, hiçbir şey yok. Yani benzeridir yani. Anlatabildim mi? Ha. Şimdi mufta olabilir mi hocam? Yani fidye. Mefti. Hayır. Hmm. Yani fidye verilene yani aynı yani, bu nasıl verilecek yani? Onu denk gelmez yani. O denktir diyor ama. Orayı anlayamadım yani. Varsa bir bilen söylesin. لِأَنَّهَا
Çünkü fidye muadiletun lil mefti. Ha, fidye verilip de kurtulanlara denk geliyor. Yani bu kurtulma yok bunlara. Hmm. Öyle anladık. Ve lahum yunsarun. Hiç kimse tarafından yardım da edilmez. Yu'anun yani. Yardım edilmez. Ve cumya. Ne? Yu'avenun yazıyor. Ben de yu'avenun değil. Yu'avenun doğru. Benimki yanlış. Yu'anune sıkıntıyla karşılaşmak. Ben de farkına varmadım. Allah ya rahmet eylesin aklıma. Tamam. Yu'avenun yani yardım da edilmez ona. Halbuki yu'anun bir bela, bir sıkıntıyla karşılaşmak. Ben tabii farkına varmadım. Ve cumya cemi getirildi hum yunsarun li dalatin nefsil munakkarati ala nufusil ketira. Çünkü yukarıda geçen yani hani hiçbir nefisin yani bedeli verilmez, şey kabul edilmez. Yani bütün nekire gelmesi çok nefisler manasına geliyor. Ve zükkire ve müzekker getirildi limanel ibad kullar manasına evil enasi insanlar manasına. Evet. Cezakumullahu hayran ketira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Güzel okuduk değil mi bugün? Güzel okuduk, güzel. Ya ya ya. Hoş. Nereye geldik biz? Yesumunekumu gelmedik. Hah, şuradayız.